Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar bir video ile karşınızdayım. En son iPhone 6 Plus kutu açılımını yapmıştım. Bu sefer ise hem kutu açılımı hem de bir inceleme yapacağım. Peki bu ürün ne? Bu ürün Samsung USB mikrofon. Evet, Samsung marka. Samsung Meteor modeli de Meteor USB mikrofon inceleyeceğiz. Her zamanki gibi adres bilgilerim görünmesin diye yandan açıyorum. Ben bunu açıyorum. Ben bunu Amazon'dan aldım ve Black Friday kapsamında aldım. Normalde 100 dolar civarındaydı. Ben bunu 49 dolara aldım. Şimdi istiyorsanız bakalım ürünümüz nasıl bir şey. Hep birlikte bir açılımını yapalım. Evet, biraz enteresan bir kutu açılımı oluyor. Evet, burada şeyimiz var, ürünümüz var. Burayı böyle lastiklemişler. Şu poşetten çıkaralım bakalım. Değişik bir kutu olmuş. Böyle şunu şöyle düşünmeleri enteresan olmuş. Güzel bir ayrıntı. Bunu açtığımızda kutusu karşımıza geliyor. Burada da herhalde yine adres bilgilerim yer alıyordur. Bakayım şöyle. Aynen. Her neyse, ürünümüz bu arkadaşlar. Hemen kutuya göz atalım. Meteor Mic, yani mikrofon. USB Studio Microphone for Computer Recording. Gümüş versiyonu bu, parlak. Samsung yazıyor. Arkasına bakalım, yine aynı şeyler. Large 25 milimetre. Diyafram condenser for Richie Audio Recording. CD kalitesi 16 bit kaydediyormuş. 44.1 48 kHz resolution çözünürlüğü varmış. Tabii ki ses kaydını denemesini, ne kadar kaliteli kaydedip kaydetmediğini incelemede öğreneceğiz. Burada SAM-TR diyor. Sanki TR Türkiye anlamında gibi görünüyor ama değil. Çünkü sonuçta ben bunu Amazon'dan aldım. SAM diyorum. Belki hani Türkiye'ye yollayacağımız ürün bari Samsung'un Türkiye ürettiğinden olsun gibisinden bir şeydi. Nasıl cümleydi bu ya? Hiç de öyle bir şey sanmıyorum yani. O başka bir TR. Neyse, ben bunu açıyorum. Dört tarafından bantlamışlar. Evet, bu bant biraz küçük kalmış. iPhone kutusu gibi böyle üstten çekmeceli gibi bir şey. Şimdi anlayacaksınız. Aynen, şimdi iPhone kutusu tarzı. Kameramı düzelteyim. Tripodun ayağını görünüyor. Ve şöyle açalım. Tabi bantlar da tutuyor bir yandan. Evet. Ve karşımızda Meteor. Bakalım, ağır gibi duruyor. Evet. Ağır denebilir. Hemen şu kendi mikrofonuna birazdan bakacağız. Kutu içeriğine devam edelim. Bunu çıkardığımızda USB kablosu karşımıza geliyor. USB 2 büyük ihtimal. Evet, USB 2 kablomuz. Burada böyle kılıfı var. Evet, burada da bir çantası varmış. Çantaya geçtikten sonra burada zaten tak çalıştır olduğu için içinden CD çıkmıyor. Burada bir garanti belgesi çıkıyor. Garanti belgesi ne diyor? Important Samsung alışverişi, işte bu şeyi, registration kartıymış. Şöyle bir kamera dışından bakayım. Bilgi falan var mı? Kod mod? Yok. Evet, zaten Türkiye'de geçmiyor haliyle. Bir sorun oldu mu Amazon'a yollayacağım. Kullanma kılavuzuna gerek yok. Zaten tak çalıştır olduğu için bir şey anlam ifade etmiyor. Evet, şimdi ürünümüze bakalım. Şimdi ürünümüz böyle enteresan bir şey. Şunlar ayakları. Bunlar böyle ayakları açılıyor. Evet. Bakalım dengede durabiliyor mu rahat. Evet, gayet güzel duruyor. Evet, daha da açılıyormuş. Ha, yok. En son bu kadar. Evet, şu giriş çıkışlarına bakalım. Arkasında arkadaşlar USB girişi, bilgisayara bağlamak için. Bu da kulaklık çıkışı. Kaydettiğiniz şeyi kulaklıkta dinleyebiliyorsunuz. Sesi nasıl geliyor diye. Ön yüzünde de bir tane akıllı LED var. Onu incelemenin ileriki kısmında değineceğim. Bu da kulaklığın ses seviyesi. Şu da büyük ihtimal açma kapama ve mute, yani sessize alma mikrofonu. Zaten mikrofondan bahsediyorsak mute tuşu, yani
açma kapamadır. Sonuçta mikrofonun tek görevi sesini kaydetmek. Evet, gayet şık duruyor. Şöyle ağır da bir şey. İstiyorsanız hemen bir kaç gram onu ölçelim. Bunu şöyle yana alıyorum. Benim akıllı tartıcımda koyayım buraya. Açalım tartımızı. Evet, görüyorsunuz. Sıfırda bunu koydum mu 272 grammış. Evet, çok da ağır değil aslında. Kılıfına nasıl koyuyoruz? Bunları böyle katlıyoruz. Sonra bunun kılıfı neredeydi? Ben nereye koydum bunu? Evet, buraya. Bunu da buraya atıyoruz. Böyle çekiyoruz falan filan işte. Evet, şimdi istiyorsanız incelemeye geçelim. Şu an bu ses kaydını aldığım Samsung Meteor marka mikrofonla gerçekleştiriyorum. Ses seviyesinden bahsetmem gerekirse hemen şu an özelliklere girip bakayım. Düzeyler %93'te, yani mikrofonun ses algılama gücü %93'te. Bu %100'e çıkarırsam eğer daha uzak mesafeye gitmem gerektirir. Haliyle daha uzak, mesela mikrofon daha uzaktaysa veya iki kişi bu mikrofondan faydalanacaksa aynı zamanda, bu mikrofon seviyesini daha yükseğe getirmem lazım. Şimdi peki bu sesi diğer ses cihazlarıyla kıyaslayalım. Şu an dinlemekte olduğunuz örneğin Samsung mikrofonun. Şimdi ise Logitech G930 Gaming Headset'in mikrofona geçelim. Bakalım hangisi daha kaliteli bir ses sunuyor. Şimdi Canon 700D'ye geçtim. Elimde Canon'un giriş sınıfı 700D DSLR makinesi var. Şimdi de bir de bunun mikrofonunu size göstermek istedim. Bakalım kıyaslayın hangi mikrofon, hangisi daha iyi, daha kaliteli bir ses sunuyor. Şu an tam karşısındayım ve aramda tam şu anda 1 metre var. Şu an ise Logitech C910 webcam'in üzerinde yer alan 2 tane mikrofonla sesini kaydediyorum. Bu webcam'in üzerinde dediğim gibi 2 tane lenslerinin etrafında 2 tane mikrofon var. Ve kameramı, yani webcam'imi Logitech C910'umu monitörümün üzerine yerleştirdim. Aramda da yaklaşık 1 metre mesafe var. Şu an ne bağırıyorum ne kısık sesle konuşuyorum. Demin konuştuğum ses tonuyla konuşuyorum. Ve şu anda sesim bu şekilde. Şu an kameranın üzerindeki, yani çektiğim Sony HDR-PJ580V modelinin üzerindeki 5+1 mikrofonla sesimi kaydediyorum. Tabii ki şu an 5+1'e seçili değil, o yüzden 2+1'de kaydediyorum. Yani stereo olması lazım sesim. Şimdi bir de bakalım bununla kıyaslayın. Ses farkı var mı? Hangisinin daha iyi? Bu şekilde anlamış olabiliriz. Şu an ise Logitech G930'a geçtim ve onun üzerindeki mikrofondan ses kaydımı yapıyorum. Arkadaşlara soruyorum. Az önceki sesimin ses tonum, yani az önceki ses kalitesi mi daha iyiydi? Yoksa şimdi kulağınıza daha mı iyi geliyor? Biliyorsunuz şu an, yani kısaca Logitech G930 ülkemizde 700, 600, 700 lira bandında, fakat Amazon'dan 69 dolara, 62 dolara bir dönem satıldı. Ben de o zaman kaptım. Yine aynı şekilde Amazon'da Black Friday kapsamında birkaç hafta önce de 60 küsur dolardı. Fakat şu an eski fiyatına döndü. Yani kısacası şu an taktığım kulaklık, Türkiye içinden bahsedersek 700 liralık kulaklığın mikrofonu. Şu an ise Deal Extreme'den 2 dolar aldığım yaka mikrofonuyla bu sesimi gerçekleştiriyorum. Oldukça dandik, kutusu da dandikti zaten, hatta kutusu da yoktu. Bir de bakın bu ses nasıl, ses kalitesi nasıl öbürlerine göre. Evet arkadaşlar, umarım mikrofonumuzu beğenmişsinizdir. Bu arada şu an duyduğunuz ses kameranın dahili mikrofon üzerinden sesimi kaydediyor. Yanlış anlamayın, şu an bundan sesim gelmiyor zaten anlayacağınız üzere. Cihazımız oldukça şık demiştik zaten. Tasarım olarak gayet göze hoş gelen bir boyutu var. En önemli özelliği, tabii ki ben sadece ses kalitelerini kıyasladım, fakat en önemli özelliği çok uzaktayken bile sesinizin çok net alması. Öbür mikrofonlar, örneğin Logitech G930'un mikrofonu, kulaklığın mikrofonu, Canon 700D'nin mikrofonu gibi mikrofonlar çok uzağa gittikçe sesinizi çok kötü oluyor veya sesiniz bozuluyor veya hiç almıyor. Özellikle üstteki Logitech C910'un kamerasının mikrofonu çok berbat. Zaten siz de duymuşsunuzdur.
Ben bu cihazı daha çok onun için aldım. Yoksa Logitech G930'un da mikrofonundan oldukça memnundum. Fakat örneğin abimle bir video çekerken mesela iki kişi konuşacak. Tabii ki kulaklığın mikrofonu biraz yalan oluyor. Bunun gibi güzel bir mikrofona ihtiyacınız var bu işler için. Ayrıca bu sadece vokal mikrofonu değil, gitar, akustik enstrümanları da bununla kaydedenler var. Tabii ki müzikle ilgim olmadığı için bunu sadece sesimi kaydetme amaçlı Twitch yayınlarında, YouTube kanalım için vesaire kullanacağım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu ürün şu anda Amazon'da 49 dolar. Yaklaşık bir 10 dolar, 15 dolar da kurye kargo parası alıyorlar. Yaklaşık 60 dolara, 65 dolara bu ürün ayağınıza kadar gelmiş oluyor. Tabii ki 75 euronun altında olduğu için de herhangi bir gümrük vergisi ödemek zorunda olmuyorsunuz. Bu arada gitmeden önce bahsetmek istediğim bir şey daha var. Şuradan basınca cihazımız açılıyor. Eğer çok yakından bağırırsak, mesela şuradan bir hemen ayarı yapayım bir saniye. Bir güzel bir uyarısı var çünkü onu göstermeden edemeyeceğim. Kayıt Samsung Meteor. Evet. Çok fazla bağırırsam bu mavi şey pembe oluyor ve sizi uyarıyor. Görüyorsunuz. Mesela bu pembe oldu mu diyelim, diyor ki sen buradan ya ayarlardan kıs veya ya da mikrofonunu biraz uzaklaştır diyor. Mesela şöyle bir şey deneyelim. Buradan düzeylerden bunu %100'e alırsam bu sürekli ve çok yakında olduğum için böyle sürekli her konuştuğumda mora dönüşecek. Tabii şu an kameradan pek seçilmiyor ama şöyle vurunca da kırmızıya dönüşüyor. Yani sen ne yapıyorsun ya diyor. Çok ekstrem geliyor bu. Sesiniz patladığı anda bu rengi değişiyor. Zaten görüyorsunuz. Eğer bu pembe olursa hemen bu ayarlardan bunu kısıyorsunuz.